Evet sevgili seyirciler, Ünisera Seramik Banyo ve Mutfak Fuarı'ndayız. Artemis standındayız. Yanımızda Artemis Genel Müdürü Sayın Kaan Koçulu var. Evet Kaan Bey, tebrik ediyoruz. Fuarın da katılımcıları arasındasınız. İlk öncelikle Ünisera Fuarı'nı değerlendirmenizi rica ediyorum. Bu sene pandeminin ertesindeki ilk fuarımız olduğu için çok yoğun bir talebimiz oldu. Hem yurt içi hem yurt dışında. Gayet güzel geçiyor. Yoğun bir talep var. Yurt içindekiler fuarı özlemiş. Yurt dışında işte bu dünyadaki tedarik zincirinin kırılmasından dolayı yoğun bir Türk markalarına talep var. Allah utandırmasın diyoruz. Gayet güzel geçiyor. Biraz da sektörü değerlendirecek olursak neler söylersiniz? Yani bugün fuarda birçok konuştuğumuz sanayicide enerji girdi maliyetleri konusunda bir sıkıntı var. Siz bu konuda neler söylersiniz? Ya gerçekçi olmak lazım. Enerjide dünyada dışa bağımlıyız. Çok az ülke zaten enerji kendi enerjisiyle dönüşüm yapabiliyor. Zam yapılması gerekiyorsa yapılsın ama bir kere yapılsın. Sonrasında da sübvanse edilmesi lazım üstad. Yani yurt dışına bağımlı olduğumuz için bununla ilgili bir sıkıntı yok. Ama üreticiyi ve istihdamını korumak için sübvanse edilmesi lazım. Yoksa istihdamı etkileyecek. Şu anda insanlar üretim yapamaz hale geldiler. Bir korku saldı. Hükümetin, devletin buna müdahale etmesi lazım. Eğer zam gelecekse yapılsın, sıkıntı yok. Ama bir yerden de gider kalemlerin düşürülmesi lazım. Çünkü sürdürülebilirlikle ilgili büyük sıkıntılara yol açacak. Yetkililer gerekeni yapacaktır diye düşünüyorum. Bu da bize bir şey olsun, vesile olmuş olsun. Enerjimizi doğalgazı yurt dışından alıyoruz. Yapacak bir şey yok. Euro dolar arttı, doğru. Enerjiyi satanlar da bundan faydalanacak. Ona da hak veriyoruz. Ama istihdamı ve sanayiciyi korumak lazım. Binlerce insanın sorumluluğu üzerimizde. O yüzden acil şekilde sübvanse edici, koruyucu tedbirler bekliyoruz. Peki ihracatın da arttırılması noktasında hakikaten bu sektör, seramik, banyo, vitrifiye, mutfak sektörü ihracat yapan bir sektör. İhracatın arttırılması noktasında neler yapılabilir? İşte onda da en büyük sıkıntımız ithal girdilerin çok fazla olması. Biz öyle diğer başka ülkeler gibi ham maddesi çok yoğun olan bir ülke değiliz. Ham maddeyi yurt dışından alıyoruz. Burada işçilik ve marka değeri katarak ihracat yapıyoruz. Ham maddelerde işte insanlar şeyi düşünüyor, işte euro ile dolarla satıyorlar, kârlılar. Hayır, ihracattan bir de yaparken ithal girdilerimiz çok fazla. Onlar da euro ile dolarla. O yüzden bir matematiği olması lazım. Tekrar aynı şey aslında. Herkes sanayicinin çok para kazandığını, kârdan zarar etmemek için üretimleri durdurduğunu düşünüyor. Öyle bir şey yok. Şu anda maliyet hesaplanamaz durumda. Sakin olup seri bir şekilde aksiyon alınması lazım. Biz Artemis olarak ithal girdilerimiz var. Doğru, ham madde eksiğimiz. Hep şunu yaptık. OIM, fasona imalat yapmıyoruz. İhracatımızın neredeyse %80'i de kendi markamızla. Buradaki mühendisliğimizle, tasarımımızla marka değerini yüksek tutarak katma değerli satış yapmaya çalışıyoruz. Çok zor, kolay olmuyor ama bu yoldan da şaşmayacağız. Çünkü başka dünya markalarının burada fasoncusu olmaktansa kendi markamızı, Türk markasını dünyaya tanıtmak istiyoruz. İşte Ünisera'da. Bunların fırsatlarından biri. Bugün Ünisera'dayız burada. Yarın öbür gün yurt dışında başka fuarlarda. Bu yolculuğa devam edeceğiz. Biraz da şimdi markamızdan bahsedelim. Artemis olarak neler üretiyoruz? Üretim kapasitemizden bahsedelim. Biz 26 yaşında yıkanma alanlarında imalat yapan bir firmayız. İnsanlar banyo deyince bir konsept düşüyor. Bize göre banyo yıkandığınız yerdir. Yıkandığınız yerde neresidir? İşte duş teknesi, küvet, duş kabini. Artemis bunların hepsini tek bir çatı altında yapan bir firma. Ve kendi uzmanlığı üzerinde gidiyor. Biz yıkanma alanlarında, o yüzden hep şey deriz, altı da Artemis, üstü de Artemis. Yani banyo eşittir Artemis. Biz bir banyo firmasıyız. Yeniliklere devam ediyoruz. Kapasitemizin, bizde bir adet ya da şey bazlı kapasite ölçülmez. Bizde başka türlü şeyler var, parametreler var. Şu anda %100'ünde miyiz? Evet, demek ki daha da arttırmamız lazım. İstihdamı arttırmamız lazım. Dünyadaki bayilerimizi arttırmamız lazım. Bizim için yurt dışındaki bir tabelanın daha Artemis markasıyla artması Türk bayrağı olarak düşünüyoruz çünkü bunu. Bir bayrağımızı başka bir yerde daha dalgalandırabilir miyiz? İşte Ünisera'da onun peşindeyiz. Bugün burada, yarın başka yerde. Dediğim gibi kendi markamızda satış yaptığımız sürece, Türk markaları yurt dışına kendi isimleriyle gittiği sürece sırtları yere gelmez. Peki tüketiciler Artemis markasını özellikle iç piyasada nerede bulabilirler? Bölge bayilikleriniz var mı? Bizde şöyle var, biz 250 bayimiz var tüm Türkiye sattığında ve hepsinin bütün şeylerde işte seramik, vitrifiye bir ortak şeyimiz var. Bölge bayiliği dışında her şehirde yaklaşık olarak herhalde şu anda olmadığımız şehir ya 6'dır ya 7'dir. Her olduğumuz şehirde de yetkili servislerimiz var. Yani bayilerimiz kadar yetkili servisimiz var. Bazı bölgelerde yetkili servislerimiz de daha çok. Yayılmamızla ilgili bir sıkıntımız yok. Bütün tüketicilerimiz, müşterilerimiz de her yerden ulaşabilirler.
İhracata gelecek olursak ihracat yaptığınız ülke sayısı nedir? Şu anda 56 ülkeye ihracat yapıyoruz ama her ay yaptığımız ya da 2 ayda bir belli bir şeyde yaptığımız bir sıralamada yaptığımız 34 ülke var. Bunlar her ay bizden mal çeken bayilerimiz. Toplamda 50 küsürü bulduk çok şükür. Son olarak hedefleriniz ve yatırımlarınız devam edecek mi? Hedefleriniz nelerdir? Artemis markası altında yaptığımız ürünlerin artık ham maddesinden de yani yarı mamulleri de yapmayı hedefledik. Artık olduğumuz yerler bize yetmiyor. O yüzden başka şehirlerde fabrikaları ayrı bir imalat hatları kurup yarı mamulleri de kendimiz yapmak istiyoruz. Bir yatırımımız oldu Düzce bölgesinde. Kocaeli'de Gebze'deydik. Gebze Organize Sanayi'de. Şimdi Düzce bölgesine geçtik. Bizim kendi tedarikçimiz olacak bir başka bir kuruluşa adım attık. Durmuyoruz. İstihdama devam, üretmeye devam.